Kur'an ayetlerinde evrenin Allah katında belirlenmiş bir günde mutlaka son bulacağı bildirilmektedir. İşte bugün kıyamet günüdür. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Bunda hiçbir kuşku yok. Ancak insanların çoğu iman etmiyorlar. Bu büyük kapanış gününde var olan tüm denge ve düzenler bozulacaktır. Milyarlarca senedir işleyen bu kusursuz düzen Rabbimizin emriyle ve onun belirlediği bir zamanda son bulacaktır. Kıyamet günü Allah'ın dünya hayatı için belirlediği son gündür. Allah bize kıyamet günü ve o gün yaşanacaklar hakkında birçok ayetle bilgi vermiştir. Kur'an'da kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili bir tarih bildirilmez. Ancak kıyamet öncesinde ortaya çıkacak olan alametler haber verilir. Bir ayette kıyametin işaretlerinin geldiği şöyle bildirilmektedir. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde hem kıyametin işaretlerini haber vermiş hem de kıyametin hemen öncesindeki dönemle ilgili detaylı açıklamalarda bulunmuştur. Hadislerde haber verilen ve büyük kıyamet alametlerinden biri olarak kabul edilen bir olay da güneşin batıdan doğuşudur. İnsanların büyük bir bölümü kıyamet günü hakkında bilgi sahibidir. Kıyamet saatinin dehşetinden az veya çok haberdardır. Buna rağmen insanların büyük çoğunluğunun böylesine hayati bir konuda gösterdiği ortak bir tavır vardır. Kıyamet hakkında düşünmemek ve konuşmamak. Büyük gerçek karşısında kayıtsız davranan bu insanlar büyük bir gaflet içindedir. Çünkü Allah ayetlerinde kıyamet saatinin yakın olduğunu ve bu konuda hiçbir şüpheye yer olmadığını haber vermektedir. Biz gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakileri hakkın dışında herhangi bir amaçla yaratmadık. Hiç şüphesiz o kıyamet saati de yaklaşarak gelmektedir. Ayetlerde kıyamet günü yeryüzünde ve tüm evrende gerçekleşecek olaylar, bu olayların dehşet ve şiddeti, insanların o andaki ruh hali, korku, telaş ve şaşkınlıklarından hayvanların davranışlarına kadar ayrıntılı olarak tasvir edilmektedir. Kuşkusuz evren, kusursuz ve mucizevi bir biçimde yoktan var edildiği gibi yine kusursuz ve olağanüstü görkemli bir kapanışla sona erecektir. Dünya hızla kendisi için belirlenmiş olan bu sona doğru ilerlemektedir ve bu sonu haber veren alametler günümüzde ardı ardına gerçekleşmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin bir bölümü kıyamet alametleri hakkındadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde hem kıyametin işaretlerini haber vermiş hem de kıyametin hemen öncesindeki dönemle ilgili detaylı açıklamalarda bulunmuştur. Kıyamet alametlerinin ortaya çıkacağı bu dönem ahir zaman olarak adlandırılır. Hadislerde bu son dönemde gerçekleşeceği haber verilen bazı olaylar şunlardır. Tüm yeryüzünü kaplayan savaş ve kargaşa ortamı, dört bir tarafı saran fitneler, depremlerin ve doğal afetlerin artması, büyük şehirlerin yok edilmesi, hak dinin ve Kur'an ahlakının terk edilmesi, haramların helal sayılması, fakirlik ve açlığın yaygınlaşması, sosyal ve ahlaki dejenerasyon, salgın hastalıkların baş göstermesi, büyük olayların ve hayret verici şeylerin meydana gelmesi, zamanın kısalması, şehirleşmede artış, yüksek binaların inşa edilmesi,
ömürlerin uzaması, teknolojideki büyük gelişmeler. Görüldüğü gibi tüm bunlar 20. yüzyılın başlarından itibaren arka arkaya yaşanmaya başlanan ve halen de bütün şiddetiyle süre giden olaylardır. Ancak burada çok önemli bir konuyu hatırlatmak gerekir. Hadislerde bildirilen işaretlerden bazıları 1400 yıllık İslam tarihinin herhangi bir döneminde, dünyanın herhangi bir bölgesinde belirli bir ölçüde yaşanmış olabilir. Ancak böyle bir durum o dönemin ahir zaman olduğunu göstermez. Çünkü bir devrin ahir zaman olarak nitelendirilmesi için kıyamet alametlerinin tümünün aynı çağda birbirlerini izleyerek gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durum bir hadiste şöyle ifade edilmiştir. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Bu bilgi ışığında ahir zaman hakkındaki hadisler incelendiğinde ortaya çok açık bir gerçek çıkmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzyıllar önce ayrıntılarıyla haber verdiği işaretler yeryüzünün hemen her köşesinde birbiri ardınca ve tam tarif edildiği biçimde içinde bulunduğumuz dönemde yaşanmaktadır. Hadisler sanki zamanımızın kusursuz bir portresini çizmektedir. Bu kadar alametin bir arada ve çok kısa bir zaman dilimi içinde ard arda gerçekleşmiş olması elbette tesadüf değildir. Şüphesiz ki bu, üzerinde derin biçimde düşünülmesi gereken son derece mucizevi bir durumdur. Bu nedenle büyük bir uyarı ve hatırlatma olan ahir zamanla ilgili bu ilahi işaretler görmezden gelinmemeli ve içinde bulunduğumuz dönemin ve ortamın çok iyi şuuruna varılmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde haber verdiği kıyamet alametlerinden biri de güneşin batıdan doğmasıdır. Hadislerde bu alamet gerçekleşmeden kıyametin kopmayacağı bildirilmektedir. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmayacaktır. İnsanlar onu gördükleri zaman yeryüzünde bulunanlar iman ederler. Kıyamet 10 alamet görülmedikçe kopmaz. Duman, Deccal, Dabbetül Arz, güneşin batıdan doğması, İsa'nın yeryüzüne inmesi. Şu 6 şey gelmeden önce ibadet sayılan iyi amelleri işlemeye acele ediniz. Güneşin batı tarafından doğması, Duhan, Dabbetül Arz, Deccal. Hadislerde bu alametin en önemli özelliği olarak bu alameti görene kadar iman etmemiş bir kişinin alameti görerek iman etmesinin kendisine bir fayda sağlamayacağı ve bu şekildeki imanının Allah katında kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. Güneşin batıdan doğması Kur'an'da işari olarak haber verilmektedir. Onlar kendilerine meleklerin gelmesini mi ya da Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı işaretlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin işaretlerinden bazılarının geleceği gün daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa hiç kimseye imanı yarar sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de şüphesiz beklemekteyiz. Ancak Rabbimiz ilk sarsıntıyı ikinci bir sarsıntının izleyeceğini bildirmektedir. Bu ayetle ilk çarpışmanın ardından ikinci bir çarpışmanın yaşanacağına işaret ediliyor olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Yaşanan dehşet ikinci çarpışmayla daha da şiddetlenecektir. Bu çarpışmayla dünyamız ters yönde dönmeye başlayacaktır. Milyonlarca yıldır batıdan doğuya doğru kusursuz bir şekilde bir saniye bile şaşırmadan akıp giden dünya doğudan batıya doğru dönmeye başlayacaktır.
Bunun neticesinde de güneş doğudan değil batıdan doğacaktır. Ancak hem çarpışmalar hem de dönüş yönündeki değişiklik dünyanın düzenini ve canlıların hayatlarına devam etmelerine imkan sağlayan ekolojik sistemi alt üst edecektir. İnsanlardaki dehşet hali daha da artacak, tüm canlıların ve dünyamızın yok oluş süreci başlayacaktır. Nazihat suresinde Rabbimiz insanların bu sarsıntıların ardından nasıl bir ruh halinde olacaklarını şu şekilde haber vermektedir. O gün yürekler dehşet içinde hoplayacak, gözler zillet içinde düşecek. Bugünle karşılaşan herkes, dünya hayatının artık tamamen sona erdiğini anlayacak ve artık ahiretin varlığını kesin bir bilgiyle kavrayacaktır. Böyle bir günle karşılaşmadan evvel, bazı insanların daha önce belki de hiç düşünmemiş oldukları kıyamet saatini ve onun beraberinde getireceklerini hatırlamaları gerekmektedir. Kıyamet öncesinde meydana gelecek iki büyük çarpışma, tüm yeryüzünün ekolojik sistemini değiştirecek, insanlar, hayvanlar ve diğer tüm varlıklar ard arda çok büyük felaketlerle karşılaşacaklardır. Çarpışmalar ve dünyanın yönünün değişmesi, yer kabuğunu hareketlendirecek ve dünyanın dört bir yanında şiddetli depremler gerçekleşecektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şiddetli depremleri kıyametin alametlerinden biri olarak saymaktadır. Yeryüzünün her noktası sarsılmaya başlayacaktır. En korkunç olansa bu sarsıntıdan kaçacak ya da sığınıp kurtulabilecek hiçbir yerin olmamasıdır. Çünkü bu sarsıntı, daha önce insanların görmüş olduğu depremlerin bir benzeri değildir. Bu kez yaşanan, hiçbir kaçışın olmadığı, dünyanın dört bir yanında aynı anda başlayan bir sarsıntı. Çarpışmaların etkisiyle oluşan depremleri, yanardağ patlamaları takip edecek, çarpışmaların şiddetiyle yer kabuğunda kırılmalar meydana gelecek ve mağma yeryüzünün her yerinden fışkıracaktır. Zelzele suresinde Rabbimiz şu şekilde buyurmaktadır. Yer, ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı ve insan buna ne oluyor dediği zaman o gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. İki büyük çarpışmanın ardından gökyüzünde de olağanüstü değişiklikler yaşanacak, insanların üzerine gökyüzünden felaketler yağacaktır. Gökyüzünde yaşananlar ayetlerde şöyle haber verilir. O gün gök sarsılıp çalkalanır. Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır. Artık onun vaadi gerçekleştirilip yerine getirilmiştir. Gök yarılıp çatlamıştır. Artık o gün sarkmış, zaafa uğramıştır. Yıldız ya da göktaşının çarpması sonucunda yeryüzünü çok büyük bir toz ve duman bulutu saracaktır. Yeryüzünü saran bu duman ve toz bulutu, güneş ışığını engelleyecek boyutlarda olacak, ekolojik sistemi alt üst edecektir. Müzik
Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği kıyamet alametlerinden biri de yeryüzünde yıllar boyu kalacak olan dumandır. Yaşanan olaylar sonucu karada olduğu gibi denizde de yaşam son bulacaktır. Normal şartlarda serinlik ve rahatlık hissi veren denizler bir anda etrafa müthiş bir sıcaklık yayacaktır. Denizlerde dev dalgaların yerini alev bulutları alacak, havadaki duman oksijeni büyük oranda tüketecektir. Uçsuz bucaksız denizlerin alev alev yanan ve şiddetle fokurduyan görüntüsü dünyanın geniş bir alanına hakim olacak ve pek çok felaketi de beraberinde getirecektir. Dünyaya bir yıldızın çarpması sonucunda oluşacak olan şiddetli depremlerin etkisiyle kabaran sular yerleşim merkezlerini kaplayacak ve şehirlerin, adaların yok olmasına neden olacaktır. Ayrıca ekolojik sistemdeki değişiklikler buzulların erimesine neden olacak, bu da mevcut su seviyesini yükseltecektir. Allah'ın belirlediği bu süre tamamlandığı zaman kalplere amansız korku salan olaylar arka arkaya gerçekleşecektir. O gün insanların içlerinde duydukları korkunun ve dehşetin tarif edilemeyeceği bir gündür. İnsanlar oradan oraya koşmaya, kaçarak saklanacak bir yer aramaya çalışacaklardır. Ama herkes bilmektedir ki bugünden kurtuluş yoktur. İnsan önündeki sonsuz geleceğini de fücurla sürdürmek ister. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. Ama göz kamaşıp da kaydığı, ay karardığı, güneş ve ay birleştirildiği zaman insan o gün kaçış nereye der? Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok. O gün sonunda varılıp karar kılınacak yer yalnızca Rabbinin katıdır. Zaman ilerledikçe kıyametin vuku bulacağı ana doğru hızla yaklaşıyoruz. İnsanların büyük bir çoğunluğu kıyamet vaktini kendilerinden çok sonraki nesillerin karşılaşacağı bir olay olarak düşünmektedir. Burada şu gerçeği hatırlatmakta yarar vardır. Kuşkusuz bizlerden önceki nesillerde aynı düşünceyle hareket etmiş ve uzak gelecekte gerçekleşeceğini zannettikleri bu olayı düşünmemişlerdir bile. Oysa dünya üzerinde ilk insanın yaratılışından itibaren yaşamış olan her kişi kıyamet günü gerçekleşen olaylara şahit olacak ve Allah'ın huzurunda toplanacaktır. O gün hiç kimse için bir kaçış mümkün olmayacaktır. Üstelik bugünün siz günlük yaşamınıza devam ederken gelecek için planlar yaparken olmayacağına dair bir garanti de yoktur. Allah büyük bir düzen içinde yarattığı yaşamı bilemediğimiz bir vakitte tüm düzeniyle birlikte sona erdirecektir. Bu son gün inkarcılar için oldukça zorlu, ürkütücü bir gün olacaktır. Bu nedenle inanmayarak olacakları beklemek yerine varlığından şüphe duymadan kıyamet gününe iman etmek insanı kendi için çok daha kazançlı bir sonuca götürecektir. Şu unutulmamalıdır ki hesap günü her insan Allah'ın huzurunda yapayalnız ve tek başına sorguya çekilecektir. O halde ölüm ve sonrası için ciddi bir çaba göstermek ve bir hazırlık yapmak gerekir. Çünkü her insan ahirette dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını haksızlığa uğratılmadan tam olarak alacaktır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun! Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kendileri Allah'ı unutmuş, böylece o da onlara kendi nefislerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. İşte onlar fasık olanların da kendileridir.